Evet, mesai bitti. İzmir'de mesai bitince hele cuma günü biliyorsunuz ne yaparız? Deniz kenarına akarız. Fakat hep aynı yerlere gidiyoruz. Farkında mısınız? Çeşme Ilıca plajı, Urla Kumdenizi plajı. Sıkılmadınız mı? Değişik bir yer olsun artık. Hiç gitmediğimiz, görmediğimiz, bilmediğimiz bir yer olsun istemiyor musunuz? Hadi o zaman benle gelin. Yine bir keşif gezisindeyiz. Kötü olursa mesuliyet benden. İyi olursa beğenirseniz bir like'ınızı alırım. Cevat Kelle iş başında hadi. Yani kapılar mapılar kapalı falan. Bilmiyorum doğru mu gidiyoruz? Gidebiliyor muyuz? Oraya gidince başımıza iş mi gelecek? Neyse ama notu dikkate alacağım. Kapıyı kapatacağım geçerken. O çok taşlı yoldan gitmeyeyim diye buna bir girdim, şansımı deneyeyim dedim. Ama bu yol da ileride korkunç bir şeye dönüşüyor. Yine geri geliyoruz. Gör gözüm yolları, iç soğuk suları. Evet, gördüğünüz üzere o kapıyı geçtikten sonra, ikinci kapıyı geçtikten sonra yol şöyle ikiye ayrılıyor. Bozuk ve daha bozuk olan olmak üzere. İkisinde de arabaya kıyamadım ve dolayısıyla yine yüklendim. Bu noktadan sonra yine yola katırlarla devam ediyoruz. Ne katırmış be arkadaş? Bakalım kaç dakika sürecek? Dur o zaman bir dakika, bir de kronometre tutayım sizin için. Çok iyi fikir. Ve yola koyulalım. Saatlerimiz 17:27. Göreceğiz ne kadar tutacak, ne yapacak, ne edeceğiz. Hadi bakalım, kapattım. Gördüğünüz gibi yol bir tık taşlı, birazcık bozuk. Normal arabalar ha gelir mi? Gelir. Ama kıyabilir misiniz aracınıza bilmiyorum. Sanki böyle daha arazi vari, daha gaddar bir arabayla daha rahat edersiniz. Ya da benim gibi yüklenip yola katırlarla devam edersiniz. Evet, yürüyoruz. Uzaktan uçurtma sörfü yapan, artık uçurtma sörfçülerinin kanatlarını görmeye başladık. Artık paraşütlerini, uçurtmalarını ne dersiniz? Kayıtçılar. Gideceğimiz yerin karşı tarafında Urla Surf House var. Yani işte burada birkaç tane kiteboard okulu var. Güzel de bir yer. Bakalım manzara falan, yani çok güzel şeyler vaat ediyor kağıt üstünde gideceğimiz yer ama bir gidemedik. Bu arada sağda solda çok otlara yaklaşmayın derim ben size. Hışır 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 sürekli otların arasında bir şeyler geziniyor. Yani naçiz hani uyarayım. Bir şey değildir. Kertenkeledir, kara yılandır falan ama siz olun, çok varyete yapmayın. Uf, nasıl ama? Gülbahçe sahil. Kite zone. Uçurtma sörfü alanı. Bayağı sulak alan ama burası. Sazlık gibi bir yer. Kite'lar nasıl ama? Şahane gidiyorlar değil mi? Güzel. Umuyorum rüzgar sesi çok fazla rahatsız etmiyordur sizi. Mikrofonu da açtım ama. Kısmet kısmet kısmet. Sahil bomboş. Hani böyle harikulade bir çimlik falan bir alan yok. Fakat şunu söyleyeyim, dümdüz olur da bir şekilde buraya eşyalarınızı getirirseniz rüzgarsız bir günde. Neden olmasın, burada hani biraz konaklamalı bir şeyler belki olabilir. Şimdi ben esas size götürmek istediğim yere doğru gidiyorum. Bakın normalde bu gördüğünüz bitkileri görüyor musunuz? Bunlar aslında sulak bitki. Yani muhtemelen burası
bir müddet önce su altındaymış. Tuzlu su. Gereksiz bilgi işte bunlar hep. Güven Şengül'ün sizlere gereksiz bilgisi. Hatta şöyle söyleyeyim, şunu tanıyor musunuz? Bakın, buyurun. Deniz börülcesi. Ya o kadar su içindeymiş burası. Deniz börülcesi çıkmış. Bakın her yerde. Burada da var. Ya kayıtçılar vallahi canımı çektirdi. Bir becerebilsem şu kayıtboardu var ya. Her yerime GoPro takar kayıtla giderdim. Ne video çekerdim size belli değil. Seni öğreneceğim. Gitmek istediğim yer tam da şu su birikintisinin arkasında kalıyor, size göstermek istediğim yer haritaya göre. Ne olacak bilmiyorum. Spor ayakkabılarla bir şeyler ayarlayacağım. Olmadı diyorum ki şuralardan dağlara taşlara vurayım. Oradan da aşağı ineyim. Hadi bakalım. Şuradan tepeye çıktım. İnanmayacaksınız, gelmek istediğim yere geldim. Arkamda gördüğünüz yer. Namı diğer halk arasında Roma hamamı tabir ettikleri yere geldim. Ama kapalı gibi, ne olacak bilmiyorum, bakalım. Şuradan o arabayla gitmediğim yerden gitmem gerekiyormuş. Şuradan ben bir ineyim. Tam dönüyordum. Güven Şengönül 4 ayak üstüne düştü. O sırada Zafer Bey ile karşılaştım. Merhaba. Kendisi burada işte bir müddet konaklayacakmış falan. O anlattı bana. Dediler ki restorasyon çalışmaları yapılıyor. İşçiler burada falan filan. Şu an burada değillermiş. Görmek ister misiniz? Açayım mı dedi. Ben de tabii ki dedim ki haydi. O zaman sizler için haydi buyurun. Buyurun. Siyah. Olsun. Olsun, olduğu kadar. Dur ben şöyle şu üstündekileri bırakıp da geleyim oraya. Şansımızı deneyelim. Evet. Ha tabii şu an su falan yok içeride. Altında su var. Şu altı şeylerin altında. Tahtaların altında. Peki o sıcak su var mı şu an orada? Evet, burada. Görebilir miyiz acaba ya? Şurada işte ama göremiyorsunuz. Yansımayı görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Burada böyle oturuyorsunuz bunun içinde. Şuralarda özellikle. Hey gidi hey. Çatısı falan. Durum bu. Durum bu. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Evet. O zaman çıkalım. Yani olur da siz de benim gibi bir sürü zahmete katlanıp gelmeyin diye. Buyurun, gösterdim. Ne kadar sonra toparlayacak dedik? 2 ay. Bu iş çatı. Evet. 2 ay bence. Evet. Bir ay. 2 ay. Eylül gibi, Ekim gibi diyelim biz ona. 3 diyelim. Bir ay da benden olsun. Evet. Havalar biraz serinlediğinde ben bir daha hususi fikir takip yapacağım. Hop. Buraya geleceğim inşallah. Görürüz. Bu dedi işçi bana dedi bu 700 liralar. 700. 700 liralar. Ha 700'lü yıllar. Evet. Oo yıllar. Bayağı eskiymiş. Gerçi ben çok anlamıyorum tabii ama. Çok Roma, antik Roma terma. Sörf yapıyor musunuz? Ne? Sörf yapıyor musunuz? Sörfü. Surf. Kiteboard yapıyor musun? Ben yapmıyorum. Yapamam. Aslında bisiklet. Çok atletik duruyorsun. Yapacak gibi duruyorsun. Bisiklet yapıyorum. O zaman ben Deniz geri dönüyorum. Çok teşekkür ediyorum bu arada.
Vallahi dur, şöyle mi yapıyoruz artık? Çok sağ olasın. İki ay sonra geldiğimde burada olsan yine görüşürüz. Geldin iki ay sonra. Evet, iki ay sonra geleceğim yine. Ha. Bir de o zaman bir de el salla, YouTube'a koyacağım bunu. Tamam. YouTube'da izlersin. Şöyle. Hello YouTube. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, kendine iyi bak. Görüşürüz. Evet, akşamüstü sizlerle beraber tezgaha koyalım da sıcak suyun kenarında biraz bir şeyler yapalım dedik. Yapamadık değerli izleyiciler. Vaktinizi aldığım için hepinize özür diliyorum. Şimdi geri dönmeye çalışıyorum. Değişiklik olsun dedim. Maceraya doyamadım. Geldiğim yoldan değil de başka bir yoldan gidiyorum. Umuyorum olur. Yalnız çok güneş var. Müsaadenizle terledim de. Gözlük takacağım. Kusura bakmayın. Ya çok uzun süredir burası aklımdaydı, size çekmek istiyordum. Ama çekememiş olmamızın demek ki bir sebebi varmış. Neyse. Ama şöyle yapacağım. Yeni bir rotaya gideceğim. Değerli arkadaşlar, ben Deniz İnce'den tatlı tatlı dönüşe geçiyorum. Önce bir arabamı da bulmam lazım. Nerede? Onu da göreceğiz. İyi oldu. Bu yol daha iyiymiş bu arada. Buradan gelinebilirmiş. Bir dahakine buradan geleceğim. Şöyle söyleyeyim. O yola hani sağdan girdim ya ben. Soldaki topraktan gelmeye çalışın. Tamam. Evet. Hanımlar, beyler. Kıymetli izleyiciler. Bugünü de böyle bitiriyoruz. Her zaman olacak diye bir şey yok. Bazen de avcumuzu yalıyoruz. Bugün o avcumuzu yaladığımız günlerden. Neyse. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ya biliyorsunuz Güven Şengül'ün mottosu ne? Hiç mi yok? Şimdi tamam, sizleri kaplıcaya götüremedim belki ama dedim ki en azından güzel bir yerlerde dinlenmeyelim mi? Günü bari haftayı böyle bitirelim. O zaman haydi. Bu arada burası harika, bir tane ufak dere var. Acayip tatlı. Onu da göstereyim şöyle size. Bakınız. Böyle buradan başlıyor. Evet, dereyi diyorum ki geçeyim. Şurada güzel ağaç altı yerler falan var. Manzaralı bir yer bulursam iki dinlenelim ya. Yoruldum çünkü. En son hatırlıyor musunuz? Saat 5'i, pardon 4.30 muydu neydi saate baktığımızda? 1.5 saat oldu. Ben hala yürüyorum orada burada. Maksat hani güzel bir nokta bulur da sizlerle paylaşırız diye. Neyse dur şimdi. Şu dereden geçerken müsaadenizle ben bir kapatayım. Düşersem edersem sıkıntı olmasın. Öncelikle rüzgar sesi için özür diliyorum. Hızlı çekeceğim. Şöyle bir yerdeyim ve şöyle bir yerdeyim. Tam dükkanı kuracağım, dinleneceğim, size de güzel video çekeceğim dedim. Telefon acı acı çaldı. Arabamı çekiyorlarmış. O Allah'ın unuttuğu yerde birileri şikayet etmiş. Arabamı çekiyorlarmış. O yüzden videoyu bitiriyorum. Koştur koştur arabanın yanına gidiyorum. Ah Türkiye'm ah. Koştur koştur arabanın yanına geldim. Şimdi sizlere... Kıymetli izleyiciler, arabamı yasak bir yere koymuşum. Park edilmemesi gereken yere koymuşum. Polis arabayı çekecekmiş. Hakkında şikayet etmişler. Şikayet gelmiş. Hep beraber arabamın park edilmesi yasak nerede olduğunu hep size göstermek istiyorum.
Bakın bu gittiğimiz sahile çıkan yol. Bu benim yürüdüğüm taşlık hiçbir yere çıkmayan yol. Şurayı gördünüz, o kapıyı kapattım. Bakın burada yol bitiyor. Ben de yolun kenarına otların üstüne arabamı koydum. Bütün her şeyi dükkanı topladım, geri döndüm. Çekici mekici de yok. Sizce şu gördü, bakın şöyle. Park yasak bölgeymiş. Canım ülkem. Çok seviyorum. Evet. İkinci top oluşumuz. İkinci kez planlarımız yalan oldu. Hırs yaptım ya. Hırs yaptım. Arabayı mı çekecekler? Peki o zaman. Buyurun, ben de arabanın yanına koyuyorum kampımı. Şuraya koyuyorum dükkanımı. 2 dakika. Ya bir su içip bir muz yiyeceğim ya. Yarım saat ya. İsyanlardayım. Bak koşamadım, yüzemedim. Kan şekerim de düştü. Sıkıntı. Şu işte. Oh. Tam oturdum, suyumu içtim, şöyle şey yapıyorum, bir araç geldi. İzmir Yüksek Teknoloji'den 2 tane güvenlik beyefendi. Emniyete şikayet etmiş işçiler, plakamı vermişler işte falan filan. Bayağı olaylar olmuş. Şimdi aracımı çekiyorum. Herkes rahat, herkes mutlu oluyor böylece. Ah güven ah. Neyse, istediğim macera olmadıysa da bir macera oldu. Evet, yola çıktım. Arkamdan da görüyorsunuz güvenlikler geliyor. Bu arada şimdi olayı öğrendim ben. Şimdi orada restorasyonda çalışan işçiler tabii nereden bilsinler benim huylu mu huysuz mu, hayırlı mı hayırsız mı olduğumu. Onlar çıkarken benim arabayı görmüşler. Demişler biz ulaşamadık, işte kimdir nedir ne değildir. Onlar emniyete söylemiş ulaşamayınca bana. Keşke numara koysaydım. Şimdi gelen 2 arkadaş Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün güvenlik görevlisi. Onlar da diyor ki akşam geç saatte, bu saatte herkes çıkınca biz kapıları kilitliyoruz, o benim o geçtiğim kapıları. Dolayısıyla kapıyı kapatacağız, kalırsınız dedi. Yani düşündüğüm anlamda bir böyle bir yazsak arkadaşım gibi bir durum yok. Hemen onu açıklayayım dedim. Hatta dedi ki rektörümüz çok seviyor böyle şeyleri. Burası bu arada benim bu gezdiğim alan İzmir Yüksek Teknoloji'nin arazisiymiş. Hatta dedi bizim için dedi iyi bile olur, video çekiyorsanız biraz daha erken gelin, hiç sıkıntı yok, çekebilirsiniz, bizim üniversitemiz de çok mutlu olur bu güzel yerlerin paylaşılmasından dediler. İsimlerini bilmiyorum, tanımıyorum ama kendilerine teşekkür ediyorum buradan. İşte bak, bu kafa bizi ileriye götürecek kafa, bu kafa. Buradan kendisi muhtemelen izlemiyor ama Sayın İzmir Teknoloji Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü hocama da teşekkür ediyorum. Usul usul kaçıyorum sayın hocam, kızmayın. Ama erken saatte konuştum, daha müsait bir saatte gelip burayı böyle drone'lu falan bir kere daha çekmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, harikulade, fevkalade başarısız bir günü burada noktalıyoruz. Bazen hayat, bazen limon, bazen limonata çıkartır karşınıza. Bugün de böyle oldu. Ne yapalım? Her zaman her şey harika olacak diye bir şey yok. Değil mi? Dolayısıyla bugünü de böyle bitiriyorum değerli arkadaşlar. Yol da biraz sıkıntılı. Biliyorsunuz yol problemliydi. Oh! Neyse. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. Sizleri öpüyorum. Kendinizi kollayın. Haydi görüşürüz. Bay bay. Thank you.
Evet. Ya dayanamadım. Yine de deniz kenarı bir yerlere gideyim de bari akşam güneşi şöyle kendini tatlı tatlı batırırken biraz dedim keyif alayım. Haftayı güzel bitirmek istiyorum. Ne kadar aksiyon olsa da, ne kadar engel olsa da, karşımıza türlü türlü sıkıntılar çıksa da yine de güzel bitirmek istiyoruz. Peki ne yaptık? Sahile çektim. Bildiğin liseliler gibi sahile çektim arabamı. Bari dedim müzik dinleyeyim. Yani işte neyse. Akşam güneşinde de sizlere veda edeyim istedim. Değerli dostlar. Harika içmeler. Sahile geldim. Güneş batıyor. Ben denizde tatlı tatlı artık eve gidiyorum. Güzel güzel. Video çekememenin videosunu çekmiş olduk bugün. Bu da bir şeydir. Neyse ileride çekeceğiz. Hadi kapattım.